TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım teknik direktör arayışlarında İbrahim Üzülmez, Tolunay Kafkas ve Tamer Tunay'la görüşüp anlaşma sağlayamamıştı. Bu isimlerle beraber başka teknik adamların da adı Yılport Samsun Spor'la anılırken Mehmet Altıparmak'la ilk temas kuruldu. Başkan Yüksel Yıldırım'ın telefonda görüştüğü deneyimli teknik adamla büyük ölçüde anlaşıldığı iddia edildi. İki tarafın da birbirine isteklerini ilettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Başkan Yıldırım ile Altıparmak'ın bugün yarın bir araya gelerek yüz yüze görüşeceği belirtilirken anlaşma sağlanması halinde ise konunun resmileştirileceği ifade edildi. Teknik direktörlük kariyerine Kocaeli Spor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Mehmet Altıparmak sırasıyla Kartal Spor, Tarsus İdman Yurdu, Konya Şeker Spor, Altay, Yeni Malatya Spor, Alanya Spor, Denizli Spor, Gümüşhane Spor, Elazığ Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Gazişehir, Akhisar Spor, Hatay Spor, Kasımpaşa Spor ve Gençler Birliği'nde görev yapmıştı. Altıparmak, Gazişehir, Hatay Spor ve Erzurum Spor'u ise Süper Lig'e taşıdı. Samsun Spor, Eral Çınari, Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk ve Brahim Darri'den sonra kaleci Alp Tutar'ı da açıkladı. Geçen sezona Eyüp Spor'da başladıktan sonra Kırklareli Spor'a transfer olan Alp Tutar'la 3 yıllık anlaşma sağlandı. Futbola Ajax altyapısında başlayan 24 yaşındaki file bekçisi 1 metre 96 santimetrelik boyuyla da dikkat çekiyor. Alp'in de transferiyle sözleşmeli kaleci sayısı Yılport Samsun Spor'da 3'e yükseldi. Başkan Yıldırım'ın tecrübeli bir kaleciyi daha kadroya katmak istediği bilinirken bir yandan hem Nurullah'a gelen teklifler değerlendiriliyor, diğer yandan da Furkan Köse'nin durumu gözden geçiriliyor. Yılport Samsun Spor Soner Gönül transferini de açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulübümüz son olarak Ankara Keçiören Gücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Sol bek mevkiinde görev yapan Soner Gönül birçok takımın da transfer listesindeydi. Öte yandan ilerleyen günlerde prensip anlaşmasına varılan Furkan Fehmi Güneş'in de açıklanması bekleniyor. Samsun Spor'un milli yıldızlarının sayısı artmaya devam ediyor. Muhammed Ali Özbaskıcı'yı U16, Yunus Emre Çifti de U18 milli takımına gönderen Kırmızı Beyazlar, golcü Ali Kılıç'ı da U17 milli takımına göndermenin gururunu yaşıyor. Bazı Süper Lig takımlarının scout ekipleri tarafından da takip edildiği bilinen Ali Kılıç'ın Samsun Spor'un yeni sezon kampında da yer alması bekleniyor. YouTube TV Kaya Haber Bülteni'ni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Samsun Spor'daki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.